Evet, merhabalar, hoş geldiniz efendim. Bugün konuşarak çiziyoruz. Her pazar yapıyoruz artık, biliyorsunuz. 3,5 ayı geride bırakmışız. Konuşarak çiziyoruz yayınlarımızda. Bugün Turgay Karadağ hocamızı konuk edeceğiz. Keyifli bir sohbet yapacağız kendisiyle. Bugün 14. bölümümüz. Şimdi birazdan Turgay hocamız gelir. Geldiği anda da hemen alacağım. Merhabalar Prenses Hanım, hoş geldiniz. Şalom Dergisi, merhabalar. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. İzel Hocam, merhabalar. Remzi Bey, Bilge, Kayhan, Kamil Hocam, hoş geldiniz. Programımızın danışmanı kendisi, sağ olsun. İnanılmaz destekleri var. Tekrar teşekkür ediyorum Kamil Hocam. Yayın sonrası yine bir telefon görüşmesi yaparız büyük ihtimal. Evet, Turgay Hocamız geldiği anda dedim ki geldi kendisi hemen. Işık yetersiz mi acaba? Turgay Hocam merhaba. Fena değil hocam. Yeter. Bir deneyelim mi? Nasıl oluyor ışıkla? Ha. Evet, böyle de iyi hocam. Ne böyle? Güzel güzel. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Biraz daha aydınlatayım mı? Yani iyi gibi ama hocam siz bilirsiniz. Biraz daha aydınlatayım. Tamam. Nasıl şimdi? Süper, süper hocam. O öndeki arkadaşlar kim hocam? 3 tane kadın var orada. Arkadaşlar hanendeler. Ha? Biliyorsunuz Türk müziğinin şeyleri vardır. Bedelalı koro. Eski şeylerde, eğlence yerlerinde biliyorsunuz önce şeyler çıkıyor. Korolar çıkıyor. Ondan sonra solistler çıkıyorlar. Yılbaşı gecelerinde şey olurdu biliyorsunuz TRT'de. Önce Türk Sanat Müziği koristleri çıkarlardı. Daha sonra teknik solistler şarkı söylerlerdi. Öyle bir şeyler olurdu ki mesela korolar. İşte Safiye Ayla, efendim Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses hepsini bir arada olur Recep Birgit. Öyle yılbaşı akşamları yaşardık biz. Ben seramiye başladığım zaman o geldi birden aklıma. Bir de amatör korolar var biliyorsunuz belediyelerin. Evet. Bir keresinde koronun şeyine gitmiştim konserine. Oradan da yola çıkarak bu üç tane hanımefendinin seramik heykellerini yaptım diyeyim. O konuya geleceğiz hocam. Ayrıca konuşacağız onu. İsterseniz bir en başa saralım hocam. Ankara Üniversitesi biyoloji mezunusunuz. O biyolojiden sonra karikatüre geçiş nasıl oldu hocam? Nasıl başladı o? Ya şimdi aslında biyolojiden sonra karikatüre başlamadım. Aha. Çünkü karikatürden sonra biyolojiye başladım. Yani şöyle söyleyelim. Böyle yetenekli çocuklar vardır biliyorsunuz ortaokulda, lisede. Resim yaparlar. Hepimizin hatıralarımızda vardır böyle şeyler. Yani bu işleri yapanların. Ben de onlardan biriydim. Yani yetenekli bir çocuktum. Hani resimlerini size yaptırırlar gelip sınıftaki yer. Evet. Evet. Fakat tabii lise son sınıfta akademiye tabii gitmek istedim ama hani babam dedi ki yani benim senden başka 4 tane daha çocuğum var dedi. Yani seni ben hani nasıl dolayısıyla şeyi bitirince, liseyi bitirince biyoloji bölümünü kazandım. Arkasını aramadık. Yani üniversiteyi kazanmışız. Yani neresi olursa olsun. Nasıl üniversite kazanmış. O zaman çok önemli.
Çok önemli bir şey tabii. Şimdi lise gibi bir şey oldu hocam üniversitede. Ulan üniversiteyi kazandı esprisi vardı. Dolayısıyla biyolojiyi sevmedim de sevdim. Biyoloji de başka bir dünya. Ama biyolojide okurken 1974 yılında Ankara'da karikatür grubunu kurduk. Selçuk Demirel, Mükremin Mungan, Seyir Ali Gönel ve ben. Ve Ankara Açık Hava Karikatür Sergisini gerçekleştirdik. Zafer hakkında. O zaman Vedat Dalatay belediye başkanıydı. Onun sayesinde tabii. Yani çok da güzel bir sergi oldu. Ve insanlar işlerine giderken falan sabahleyin o parka uğrayıp orada bir çay karikatürleri seyredip Ne böyle giderdi. insanları bir anda götürdünüz yani karikatürü. O büyük bir motivasyon yaptı bende. Ondan sonra biyolojiyi bitirdim ama o şey içinde kaldı. Yani böyle bir şey var. Yani biyolog, mühendis vesaire olabiliyorsun ama bir iş yaptığın işin altında imzanı görmen çok farklı, değişik bir duygu. Yani Turgay diye yazıyorsun ya da Emre diye yazıyorsun. O ayrı bir keyif. O yani. Ondan sonra da onun ızdırabını çektim tabii. Peki hocam, biyolojiyle ilgili bir işte çalıştınız ya da onunla ilgili bir çalışmada bulundunuz mu daha sonra? Askere gittim önce. Yani şimdi her şey o kadar değişti ki işte 18 ay askerlik yaptım Erzurum'da o koşullarda. Şimdi her şey çok kolay. Hani para veriyorsun, askerliği yapmıyorsun gibi. Erzurum'da yedek subay olarak 18 ay askerlik yaptım. Oradan döndükten sonra iş aramaya başladım. Ve işte bir şekilde Orman Bakanlığı'na girdim. Orman Bakanlığı'na girdim. Tabii orada bir baktım tanıdık bir sima var. Çünkü biz Mülkiyeler Birliği'nde işte bira içerdik, karikatür çizerdik. Atilla Kambir, Kamil Masaracı, Süreyya Aydın, yani daha böyle çok sevdiğim yetenekli arkadaşlarımız vardı. Orada akşamları işte bir yandan bira içeriz ama bir yandan da karikatür çizeriz. Herkes kendi çizdiği ötekine gösterir. Bir konu belirleriz. Yani çok hoş, güzel bir sürprizli bir şeydi. Zaten toplumsal muhalefet de yükseliyordu. Dolayısıyla o yükselen dalga içerisinde birçok karikatürcü, ressam, edebiyatçı çıktı. İşte biz oradan bir Ankara karikatürcüler grubu olarak çıktık. Ve evet, Ha bu hemen bu hemen karikatürü sonuna kadar götürdüler. Devam ettiler. Karikatüre sadık kaldık. Yani evet, karikatür bize ne yaparsa yapsın, biz onu sevdik diyelim. Tam o noktada hocam, 73 kuşağı diye bir kuşak var karikatürde. Bunu Ali Fuat Hoca'ya da daha önce konuşmuştum. Sizin de fikirlerinizi alayım. Tan Hoca'nın o dönem Milliyet Sanat'ta yazdığı bir yazı var, 81 yılına ait. Orada size şöyle özetliyor, çok güzel bir yazı. Hani geneline ulaşabilirler. Telaş ve sabır o kuşağın en büyük özelliğidir diyor. Hem telaşlı hem sabırlı. Bu nasıl oluyor hocam? Biraz bize anlatır O mısın? şöyle oldu. Kamil Masaracı olduğu zaman sabır oluyor. Turgay Karadağ olduğu zaman telaş oluyor. Ya da nasıl söyleyeyim? Semih Poray olduğu zaman sabır oluyor. Turgay Karadağ olduğu zaman gene telaş oluyor. Siz o telaş kısmını mı şey yapıyordunuz hocam? Temsil ediyordunuz. Evet. O O ekip telaş. içerisinde de çok önemli çizerler de çıkmış hocam. Sizinle birlikte Kamil Masaracı, Ali Fuat Süer, Ferit Avcı, Nezih Hoca da galiba o grupta, hani tam o kuşak içinde değil ama Şimdi Kamil Hoca, Sait Muzur, bayağı önemli çizerler var. evet, o kuşak enteresan bir şekilde çok iyi arkadaşlık geliştirdiler. Yani hani şey vardır şairlerin veya edebiyatçıların birbirleriyle çekişmeleri, yani birisi masadan kalktığı zaman ötekisi onun şey dedikodusunu yapar gibi atmosferler vardı. Şimdilerde artık onlar var mı yok mu bilmiyorum.
Fakat karikatürcüler yani tabii beğenmezsin. Ya işte o da çiziyor dersin içinden. O da sana der ki ya o çizgiler yanlış ya öyle olmaz der. Herkes arkadaştır. Yani karikatürcüler hiç böyle bir çelişme şey yapmadılar. Kapışıp da işte efendim polemik veya kötülemek, aşağı görmek gibi şeyler birbirlerine yapmadılar. Yani o kuşağın en büyük özelliği bu arkadaşlık duygusunu çok iyi muhafaza etmiş olması diye Evet. geliyor. Hocam bir de o dönem ben mesela Nezih hocamızdan çok dinledim, şok oluyordum. O dönemin Ankara'sı kültür sanatın başkentiymiş gerçekten. Evet, Nasıl bir ortam vardı hocam ondan biraz. Mesela Nezih hoca diyor ki kafeler vardır, edebiyatçılar ayrı kafede, karikatüristler ayrı kafede, sporcular ayrı kafede hep birlikte olurduk filan. Ben azıcık bunları duydum ama bir de sizden dinleyelim hani yaşayan birisi olarak. yani şimdi Ankara'da şey vardır biliyorsunuz, mülkeliler vardır. Mülkelilerin bahçesi vardır. Türkiye'nin başkenti Ankara. Ankara'nın başkenti mülkelilerdi yani o zaman. Yani hükümeti devirmek isteyenler, resim çizmek, yazmak, boyamak, şiir yazmak isteyenler, edebiyat yapmak isteyenler, politikacılar ve herkes akşam oldu mu mülkiyede buluşurlardı ve orada böyle bir topluluk havası eserdi. Herkes birbirini etkiledi de zaten o süreçte ve hep şeyler çıktı. Yani oradan çıkan insanlarla hepsi kendi alanlarında en iyisini yapmaya gayret ettiler ve her türlü zorluğa rağmen onu sürdürdüler. En önemlisi bu. Çünkü orada birlikte tartışmadan gelen Ankara'nın da bir özelliği bu. O birlikte tartışmak şeyi vardır Ankara'da. Hani içki masasında kafasını gözünü yarsa da ertesi gün tekrar karşı karşıya geliyor. Dolayısıyla orada şey olmaz yani. Yani düşmanlık veya hasetlik diyelim öyle çok uzun süreli Fikir ortamda tartışması gibi değil mi hocam? Yani fikirler herkes tartışıyor. ülkeye gelecek ya. Yani. Bizden sonra da gene bir takım sergiler açıldı. Ama işte yani şöyle bakalım. 150 yıllık bir serüveni var Türkiye'de karikatürün. Aslında biz çok derin bir geleneğin üzerine oturuyoruz. Yani 1867'de ilk karikatür çiziliyor. Ali Fuat Göz. 1870'te Teodor Kasap ve Namık Kemal Diyojen dergisi çıkarıyorlar. İlk mizah, yazılı mizah dergisi. Her türlü siyasal baskıya veya oradaki sosyal yapılanmaya rağmen karikatür çizenler çok özverili insanlar. Yani karikatür çizmeye devam ettiriyorlar. Sonra bir 30 yıl yasaklanıyor. Ve bütün bu dergiler, mizah dergileri yurt dışında çıkıyor. Paris'te çıkıyor. İşte tabii imparatorluk olduğu için Mısır'da çıkıyor, Irak'ta çıkıyor. Efendim Avrupa'nın çeşitli kentlerinde ve o bende bir çizelge vardı bir ara. Yani dünya kadar mizah dergisi çıkıyor. Çoğu Jön Türkleri çıkardığı dergiler ve bunlar işte Abdülhamit'e karşı dergiler. Sonra 1908 yılında sanıyorum tekrar bir mizah ve karikatür ve serbestlik geliyor ve ondan sonra 1908'den sonra gerçekten büyük bir mizah patlaması başlıyor. Çok sizler de tabii daha iyi biliyorsunuz. Şimdi ben detaylarına pek girmek istemiyorum. Yani karikatürün biraz tarihini özet geçmek anlamında. Tabii harika oluyor hocam. Tarike basını çok enteresan. Orada da müthiş karikatürler çiziliyor. Kurtuluş Savaşı. Sonra Cumhuriyet dönemi karikatürü var. Ve ilk basın karikatürcüsü olarak Cemal Nadir büyük bir şey. Yani büyük bir çıkış noktası. Akşamda düzenli ve her gün karikatür çizmeye başlıyor. Yani akşam gazetesi ona öyle bir imkan veriyor. Ve Cemal Nadir karikatürü çok sevdi. Ve gerçekten cenazesini falan da anlatırlar. Müthiş bir kalabalık. Yani karikatürü Türkiye'ye sevdiriyor. Karikatürün elit bir grubun okuyan kesimin işi olmadığını, halkın sorunlarını, problemlerini dile getiren bir sanat olduğunu
neredeyse vurgulayan ilk isimlerden biri. Ve ondan sonra tabii Ramiz var, Cem var daha evvel, Üstad var. Bunların hepsinin çizgileri çok güzel. Yani Sanayi Nefise kurulduktan sonra karikatürde çizgiler de bir şeye geliyor, kaliteye geliyor. Giderek 1940 ve 50 kuşağına geliyoruz. Orada müzesinin Marco Paşa'sının imal edilemeyecek bir şey. Tef, dolmuş. Yani müthiş bir burada karikatürün geçmişinde gelenek var. Ve çok ciddi yaklaşım var. Çok her şeye rağmen, her türlü baskıya rağmen mizahın kendini savunması var. Yeni yollar arayıp bulması var. Ve oradan 1950'lere geldiğimiz zaman Akbaba tabii çok önemli bir dergi. Fakat orada daha önce karikatür altına yazı yazılıyor. Daha sonra balonlu karikatürler çıkıyor. Fakat 1950'de Turan Selçuk ve arkadaşları karikatüre başka bir ufuk açıyorlar. Yani diyorlar ki biz yazıyı kaldıralım. Çünkü Amerika'da Saul Steinberg diye bir adam var. O sadece çizgiyle, salt çizgiyle espri ve mizah yapan ve çok da güzel çizgisi olan bir adam. Oradan Türk karikatürü başka bir alana, kendine başka bir cadde açmış oluyor. Tabii öte yandan halk için veya günlük dergiler için yapılan bir zaten bu karikatür gazetelere doğru köşe karikatürcüsü formatına doğru gittikçe diğerlerde yine bir dergi boşluğu çıkıyor orada. Onu da 1970 yılında Oğuz Aral dolduruyor. Ve Oğuz Aral da yani o toplumsal muhalefetin akması gereken partiler vesaire olmadığı için darbe koşullarında toplumun muhalefet isteği, arzusu mizah dergisine doğru. Ve sanki yani en büyük muhalefeti Gürgür dergisi yapıyor. Herkes bilir. Evet. Ve şey oluyor yani satışlarda dünya ölçeğinde falan sırada Bütün Türkiye onu bekliyormuş hocam. Bir hafta boyunca Gırgır'ın çıkmasını bekliyormuş. dolayısıyla oradan da başka bir yol yürümeye başlıyor. Daha sonra gereksiz belki bilemiyorum. Yazılı karikatür de olabilir. Yazısız karikatür de olabilir. Çünkü karikatür iki tane unsurdan oluşuyor. Birisi mizah. Mutlaka bir mizahı ve buluşu olacak. Esprisi olacak. Bir de çizgi. Hani çizgi diyeceksiniz ki şart mı? Çizginin yanına Bedirahmi Eyüboğlu'nun bir lafı vardır. Resim dört güreylanı, leke çizgi benek renk der. Hani karikatür oradan çizgi alır ama leke çizgi benek rengi de kullanabilirsin karikatürde. Fakat mutlaka bir esprin olmalı. Evet. Karikatürün yani sanat mutlaka bir buluştur. İyi bir sanat bir şeyi bulmak zorundadır. Çünkü resim sanatı da öyle gelişmiştir. Karikatürün buluşu da esprisidir. Yani o espri zaten karşıdaki okuyucuya geçer. Orada bir zeka parıltısı hemen hissedilir. Evet. Hocam harika bir toparlama yaptınız. Gerçekten Türkiye'de karikatür hangi dönemlerden geçti? Böyle kısaca güzel de bir toparlama yapmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Hocam Saul Steinberg'den falan bahsettiniz. Yazısız karikatür falan. Sizde hani karikatür dışında üretimleriniz var. Desenler yapıyorsunuz. İşte önümüzde başta biraz bahsettik. Seramikler yapıyorsunuz. Biraz bunlardan bahseder misiniz hocam? Baya hani çok yönlü ilerliyorsunuz. Sadece karikatür değil de. Şimdi ben İstanbul'a gittiğim zaman tabii çok hazırlıksız koşullarda gittim. Ama karikatür sevgisi işte o zaman eşimden ayrıldım. Ben bir de 79 yılında evlendim ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncuydu. Cale Aylanç. Buradan hürmetle anıyorum. Işıklar içinde uyusun. Cale Aylanç'la birlikteyken Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanıştım. Orada büyük oyuncularla tanıştım. Ondan sonrası zaten Türkiye'nin en büyük oyuncular oldular. Yani Altan Erkekli,
Rana Cabbar, Şener Tökkaya, Ali Erkazan, Füsun Oruç Akay, yani bunun gibi Meral Nilonca, Ali Aylanç vesaire vesaire. Tabii hepsini ben şu anda sayamam. Hepsini çok seviyorum. Evet. O Ercan. Ankara Sanat da bana birdenbire şeyi getirdi. Yani birdenbire etrafın Ankara Sanat'ın galaları vesaire her tarafım meşhurlarla doldu yani. Ankara'nın galalarda özellikle. Ankara'nın bütün meşhurları orada. Bir tek ben meşhur değilim. Tabii Tam tersi olmasın hocam. Tam tersi olmasın. dedim ki ya benim de meşhur olma. Ben sanatçıyım yani. Sanatçı olmak istiyorum. Karikatürcüyüm diyorum. Nerede çiziyorsun diyorlar. Şimdi müsaade edersen bir anımı anlatacağım. Tabii. Severek, severek. Ege ziyaretleri oluyor. Bülent Ecevit'in. Nebil Özgentürk de benim kız kardeşimle ilk eşidir. Nebil Özgentürk bir gün dedi ki abi seni Ecevit'in gezilerine gidelim. Gazetecilerde peşinden gidiyorlar. Neyse Ecevit metrikler yaptı, konuştu falan filan. Sonuçta böyle bir yeşillik tepe gibi bir yere geldi, oturdu. Ben de karikatürünü çiziyorum devamlı. Ondan sonra Ecevit'i de yanına da yanaşınca karikatürü verdim yani. Adam bana dedi ki affedersiniz adam diyorum işte Sayın Bülent Ecevit diye. Nerede çiziyorsun dedi. Ben dedim ki burada çiziyorum. Yani ben işte bulunduğum yerde çiziyordum. Ama kendimi karikatürcü diyordum. Sonra sokakları gezmeyi çok seviyorum. İstanbul'a gidince İstanbul desenlerim var benim. Onların hepsi böyle İstanbul'u yani İstanbul aşkıyla çizilmiş şeyler. Beni her şeyde görüyorlar. Eminönü'nde, Köprü'de, Beyoğlu'nda falan. Hani diyorlar ki ya sen nerede çalışıyorsun? Ya ben işte çalışıyorum şu anda. Sizin İstanbul'da. sınırınızı zorluyorlar hocam. Sinirlerinizi Tabii medya, gazete falan o zaman çok uzak bana. Yani Cağaloğlu çok uzakta. Ben tarla başında bir metal atölyesinde çalışıyorum. Yani oranın şeyine bakıyorum işte. Metal geliyor, onu satıyoruz. Yani ben de masada oturuyorum falan filan. Bir sene falan da öyle gitti yani. Cağaloğlu daha çok uzak. Daha sonra grafik. Yani Cağaloğlu'na nasıl gideceksin? Dedi grafiklik, grafikerlik falan yaptım. Matbaacılık, Ankara'dan şeyler tecrübem var. Bu sefer Cağaloğlu'nda o matbaanın işi, bu yayın evinin kitabı. Efendim iki tane ilkokul matematik kitabı resimledim. En boktan iş, affedersiniz. Ahmet'in 8 tane elması vardı. Yani o zaman bir de fotokopi var. Daha böyle teknoloji falan filan gelişmemiş. Yayın evi de üçüncü katta. 8 tane elmayı çiziyorum. Hemen götürüyorum aşağı fotokopiciye. 4 tane de Ayşe'den aldı diyor. Ha 4 tane daha çoğaltıyor. Batmanın 25 kuruşu vardı. Hemen 25 kuruşu çiziyorum. Götürüyorum fotokopiciye. Öyle bir dönemden geçtim. Sonra işte iletişim yayınlarında çalıştım. Bir sene kadar. Şey başladı. O zamanlar önce klişeler vardı biliyorsunuz. Sonra offset gelişince yazılar fotoğraf gibi tozlanarak çekiliyordu. Ve onlar sayfaya yapıştırılıyordu. Bu sayfaya yapıştırma işi pikajdı. Bir de biliyorsunuz tozlanıp film olarak astroloğuna yapıştırılma kısmı vardır. Montaj. Şimdi nereden baksan 3-4 senede böyle pikaj montaj şey işte hafta içerisinde yani Cağaloğlu'nda tabii insanlar daha ziyade diyorlardı ki mesela ya Turgay da çok zor günler geçirdi falan. Yani. İyi de ondan sonra 20 sene gazetelerde çalıştım. Orada hiç sesim çıkmadı yani. Orada O keyfiniz yerinde miydi hocam? ondan sonra ancak 1995 yılında gazetelerde çalışmaya başladım.
Yani 80'den baktığın zaman 15 sene nereden baksan işte karikatüre yaklaşmak adına çalıştım. Tabii o arada çocuk kitapları, Güler Erkan'ın Diski Dikiş dergisi. Çok güzel abajur yaparım mesela. Yemek çok güzel yemek yaparım. Yemek kitapları yap. Bunun gibi. Harika hocam ya. Yani ne ararsan var. 10 parmak 10 marifet. Bu seramik nasıl oldu hocam? Karikatürle figürler böyle karikatürle de birleşmiş gibi. Ben de seramik mezunu olduğum için okulda böyle denemelerim olmuştu. Sizin gibi böyle ustaları görünce heyecanlanıyorum gerçekten. O hikaye nasıl oluştu seramikle buluşmanız? Seramik mi? Ha evet hocam. Seramik çok sonra. Yani bir kere daha gazetelere girme meselesi var. Hem de ben büyük gazetelerde çalışamadım. Yani Cumhuriyet'te iki tane çizgi roman yaptım. Pazar günleri yayınlandı. Yani çizgili hikaye. Fakat üçüncü hikaye gördüm. Ben biraz da böyle coşkun bir adamdım o zaman. Hani ben bir de hayalperest bir adamım. Zannettim ki ben devamlı Cumhuriyet'te böyle hikaye çizip götüreceğim. Onlar da basacak. Üçüncüsünü kimseye haber vermeden yaptım. Bayağı da emek sarf ettim, götürdüm. Dediler ki burada siparişleri biz veririz. Hayda. Ondan sonra çocuk dergilerinde çizdim. Sonra 1995 yılında Sabah Gazetesi, Deniz Bilgin Sabah Gazetesi İstanbul'da kuruldu. Her gazetenin bu büyük gazetelerin bir de küçük yavru gazeteleri olur. İşte Sabah'ın da Ateş diye bir gazetesi vardı. Oraya bir kadro yaparlarken ben nasıl oldu herhalde Nevin sayesinde akıllarına geldim. İzmirliydi yani takım. İşte Yılmaz Özdil Genel Yayın Yönetmeni, Nebil Özgen Türkler, şair, neyse yani İzmirli bir Ne güzel bir ekipmiş hocam ya. Ana gazete gibiymiş aslında. yani. Yani ana gazete gibiymiş. Hani sabahın yavru gazetesi dediğiniz zaman. Ama gazeteler çok sattı. Orada grafik yapmaya başladım. Yani grafik dediğim de şey, ben böyle sayfa sekreterliğine fazla bulaşmadım çünkü o çok daha şey sıkıntılı ve seni oraya bağlayan bir iş. Böyle baş köşelerde şeyler olur. Hava durumu. Efendim o günkü doların bilmem nesi. Akşama kadar beklersin. Doların eğrisi gelir. Onu çizersin. Çıkarsın. Ondan sonra oralarda şey yapardım. Tarihte bugün gibi köşeler yaptım. Karikatür tarihi köşeleri yaptım. İşte yazılara resim isterler yaparsın. O şekilde sonra işte şey dediler ya hani bu yetenekli bir adam herhalde. Sonra orada bir gazete daha başıma geldiği için söylüyorum. Orada bana böyle küçük bir yer. Hani sen burada artık karikatür çizen, Turgay çiziyor. Öyle yani o kadar grafik düzenle yaptıktan sonra çünkü gazete bir iştir sonuç itibariyle. Zamanlı oraya veriyorsun. Öyle öyle. Yani çok sonra ben karikatürü yani çok sonra çizdim gazeteler. O da yani küçük gazeteler. Genelde grafik üzerine ilerlemişsiniz herhalde hocam. Şimdi hemen karikatürcü diye, yani o senin biraz yaklaşımına da bağlı. Karikatürcü diye alacaklarını karikatürcü diye alırlar. Gelir karikatürcü dosyasını. Ben öyle bir yol yöntem izleyecek durumda değildim. Ama gazete düzenli bir gelirdir. Gazetede çalışmak, işte piyasada efendim, kitap dergi yapmaya falan benzemez. Ve 95 yılından 99 yılına kadar Ateş Gazetesi'nde işte karikatürcülerle de Semih abiyle, Turan abiyle, şeyle, bizim Semih Poro'yla, Tan abiyle röportajlar. Sonra Ucuz Tatil Cennetleri diye dizi yazılar yaptım. Her şeyi yaptım orada da. Ondan sifineden karikatür çizelim diye. Orada yavaş yavaş ben karikatürü güzel çiziyor herhalde ya da yetenekli birisine benziyor gibi bir atmosfer oluşmaya başladı.
Hocam Sonra telefon kayıyor bu arada. Telefon kayıyor. kaydı. Ben de kaymaya başladım. Birden heyecanlandım, eskiye gittim. Evet, ne güzel hocam, valla ağzımı açmadan dinliyorum, siz soru sorasın da uyandım, siz devam edin. Sonra şey oldu, Cem Uzan Star Gazetesi'ni kurdu. Orada da bir damga gazetesi yaptılar. Orada gene yavru bir gazete. Sonra Ateş Gazetesi kapanınca biz oradan attıkları zaman da damga gazetesi o sefer girdim. Orada ondan sonra Finansal Forum diye bir gazete çıktı. Orada. Ondan sonra en son 2004 yılında Referans gazetesinde 2004'ten 2008'e kadar referanslar. 2008'den 2012'ye kadar da Hürriyet Daily News gazetesinde çalıştım. 2012'ye kadar. 2012'de emekli oldum. Doğru. Yani Harika bir hikaye hocam. Ya buradan bizi mesela, biz karikatür atölyesi öğrencilerimiz de izliyor özellikle. Hani onlar için de böyle farklı bir ufuk oldu anlattıklarınız. Çok keyifli. Buradan hemen bir seramiğe nasıl geçtiniz hocam? Onu çok merak ediyorum baştan beri. şöyle oldu. Bizim karikatür çizdiğim zamanlarda ben Semih Balcıoğlu falan Kamil de yaptı. Üç boyutlu seramik yapmaya başladılar. Şimdi karikatür çizenler ya da resim başka da her sanat dalında başka şeyleri de merak ederler. Yani ben mesela özgün baskı vesaire o tip şeyleri çok merak etmedim. Yani linol vesaire vesaire de seramiği üç boyutlu olduğu için çok merak ediyordum. Defne Küçük seramikçi onunla tanıştım. O da seramiğe çok hakim yani usta. İşte bunlar benim ilk yaptıklarım çok acemice ama çok samimi. Yani gücü olarak seramiği sevdim yani. Seramiği devam ettirmeyi düşünüyorum. Yani sadece bu da değil. Mesela Oo, yeni işler geliyor bakalım. yani işte bu da mesela bir seramiktir. Bu kapalı. Bir kedi merak ediyor. Üstten kapağını çıkartıp içine bakıyor. Tarihsel şey falan var. Sırlaması falan da çok iyi hocam ya. Sır mı kullanıyorsunuz? Anlamadım. Renklendirmede sır mı kullanıyorsunuz? Sırlaması falan da çok güzel duruyor. Aslında çok derin bir konu. Yani sırlar, özellikle seramikte sırlar çok çok önemli. Evet. İşte onu öğrendik yani. Bir de şeyi bilmiyorsun ilk acemiyken. Çamurun kuruma Evet. süresi var. Ya yaşken ya da çok kurutuyorsun çamuru. Ya da mesela dik tutman lazım figürü. Bunlar bizim teknik gerektiriyor. Başlangıçta bayağı zorlanıyorsun yani. Evet. Evet. Çok Okulunu mesela okuyan biri için çok iyi bilirim hocam. Okuyan biri olarak. Ama çok seramik keyiflidir gerçekten. O çamura dokunmak, bir şeyler oluşturmak. seramikten mi okudun? Ben orayı Evet. atladım. Ben Hacettepe Güzel Sanatlar Seramik mezunuyum hocam. Tamam işte tereciye tere Ben de satıyoruz. O öyle zaman dinliyorum işte hocam. Anlat anlat diye. Buram adamı bu Ha. Gezi'den sonra Gezi Evet. vardı biliyorsun. Evet. Bu da burada. Şurada 7.45 Fatma Hanım bu evlere temizliğe gidiyor. 7.45 vapurunda erkenden kalktığı için çok yorgun. Biraz vapurda uyuyacak sonra başlayacak. Bunlar son dönem yaptıklarınız hocam. İzmir dönemi mi yoksa İstanbul? 2012'de falan bunları yaptım ben. 2013-2014 o sıralar. Hatta Temple'da sergiledim bunları. Evet. Bir Mesela bir Neşe ve tane de Karikatür'de de bir serginiz olmuştu. mizah şeyinde galerisinde şeyi sergiledim. Nikahına Deniz Çağır sevgili. Yani Ümit be, şey vardır ya piyanist şantör Evet. esprisi. Onu çok hoşlara gitti. Aldılar yani. Seramik de Ha. sattı.
Vay. Affedersiniz. Benim Cümle. evimi satmıştım yok hocam seramikte. Yani. Süper. Peki hocam buradan karikatürlere geçelim mi? Ben bugün çizmeyeceğim. Hani sizinle önceden de konuşmuştuk. Bize biraz mini bir sergi gibi bir şey yapacaksınız. Yapalım. Vaktiniz varsa Tabii kızları tabii. kaldırın. Sen? Şöyle bakayım bir 25 dakikamız falan var hocam. Varmış aslında. Tabii. Şakırlar da bilir. Onun için biraz daha sohbet edelim belki. Olur. Yani karikatürlerimiz var burada çok da. Hani 25 dakikada az değil. Belki istersen bir sergi yapalım. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. Olur. Bir bakalım hocam karikatürler üzerinden. Sonra Anlıyorum. Kızlar evlerine gidiyor. tekrar. Tamam. Kızları yolladık. Vallahi harikasınız hocam ya. Tam tekli yani. Evet. İstersen bunu biraz daha aydınlatayım da bunlar belki Olur. daha. Olur hocam. Evet, yani gördüğünüz gibi arkadaşlar Turgay hocamız 10 parmağında 10 marifet. Bir müzik Evet. aleti çal desek onu da çalacak ya. Ya işte bir müzik aleti çalamamak ve bir tane ağız harmonikası var. Onu dedim deniyorum ama ondan bir şey çıkaramıyorum. Öyle görünebiliyor mu? Biraz kaldırabilirsiniz. Şimdi çok iyi hocam. Şimdi çok iyi. 99 depremiyle ilgili şurada 1999 yazıyor. Biraz böyle dramatik. Şöyle ben süreci bu bir eski bir solcu hala ruhunda solculuk kalmış. Işık nasıl ışık? Yok, gayet iyi. Biraz geriye alabilirseniz hocam tam görebiliriz çalışmayı. Evet, arada sizi de görelim öyle arkada. Süper. Ay ben net görünsün diye şey yapıyorum. Yani Harika. tam biliyorsunuz bilemiyorum da. Evet hocam güzel görünüyor şu an. Tam karikatürü net görebiliyor. Çizgilerinizdeki hocam o doğal, organik çizgi çok gerçekten lezzetli bir çizgi ya. Ya şimdi benim çizgilerim biraz şöyledir. Yani nitek yerine insanların toplanması veya bir pazar yerine insanların toplanması ve dağılması gibidir. Yani çizgileri toplanır, bir karikatür çizerler ve dağılırlar. Biraz da dağınıktır. Yani istiflidir. Sonra göreceğiz onun örneğini. Bazıları da çok sadedir tabii, o ayrı. Biraz kaldırabilir misiniz hocam yukarı doğru? Biraz da size doğru alırsak tam göreceğiz. Azıcık daha yukarı. Ben böyle şey gibi oldum ama otoparkçılar gibi. Gel gel sol yap gel filan. Ben şimdi bu açıyı bulduysak buradan devam Evet edeceğiz. o güzel hocam. Oradan net görebiliyoruz. Harika. Tamam de ben kaldırayım. Tamamdır hocam. Bu biraz renkli ve karmaşık desenli. Bu Boğaz İstanbul. İstanbul. Ne kadar kalabalık hocam. İstanbul o kadar kalabalık mıydı? Biraz dağılacaklar. Harika. Tamam hocam. Değiştirin hocam. Eskiden öyle program vardı ya değişti. Değişir. Hocam bu gerçekten bunu biraz yakına alabiliriz hocam ya bir ayrıntıları izleyiciler de görsün. Bu çalışmanıza bayılıyorum. Bizim hatta geçen sene atölyemizde açtığımız sergimizde karma sergide de bu işi sergilemiştik. Ya muhteşem gerçekten. Bu çizimlerin özelliği şu. Bunlar hiçbir şekilde fotoğrafa bakılarak çizilmedi. Hiç. Tamamen yani İstanbul'u seyrettin, Ortaköy neyse, Karaköy, Eminönü. Ondan sonra eve geldin, çizdin yani. O şekilde bu çizgiler. Bellekte kalanlar yani. Evet. Bunların hiçbirinde öyle fotoğrafa bakarak ya fotoğraf üzerinden değildir yani. O işte orada ben onun için severim. Evet. Demek ki o Yani doğallıktan bu mı bayağı geliyor hocam? hani bir İstanbul, tabii bu açıdan fotoğraflar vardır muhakkak ama ben bunu yaşayarak çizdim. Yani bunun içinde ben de varım bir yerinde. Evet, balık yiyor.
Karaköy'de balık Aa, yiyorum. o balıktan sonra bunu çizdiniz. Tabii aşk her zaman insana çok büyük ilhamlar veriyor. Evet. Çok. Aşık olmak çok güzel bir şey. Evet, çok güzel hocam. Evet, onun için zaten burada aşk benim, aşk önemlidir. Bu da ilk İstanbul'u çizişimdir. Bu da tamamen dikkat et, çizginin ilk koptuğu yerdir burası. Yani benim çizgilerim kopuk kopuk. Kopuk bir araya gelirler ve dağılırlar sonra. Yani işlerini yaparlar, İstanbul'u ortaya çıkarırlar ve dağılırlar gibi düşünüyorum. Evet. Bir de belli yerlerde şeyler oluyor hocam, bir toparlanmalar var, çizgide yoğunlaşmalar var. Evet. Belli yerlerde açılıyor dediğiniz gibi. Evet. Hocam, Kamil hocamız diyor ki Çiçek Pasajı çizimini göstersem diyor. Var mı? Vallahi bakacağız. Ama onun herhalde şeyi yok bende. A4'ü yok. Bir sohbet, kadınlar arası sohbet. Ortaya laflar düşüyor. A, B, C falan. Bunun renklendirmesi nedir hocam? Bu renklendirmesi önce ekolin, sonra da bilgisayara geçti. Hani bazılarını biliyorsun bilgisayarda da renklendiriyoruz ama ben sonradan şeyi keşfettim. Her zaman için senin kendi boyadığın şeyin ışıması çok farklı. Tabii gazetede bilgisayarla bir sürü şeyi de boyadık ama ben pek sonradan anladım ki bilgisayarla boyamak o kadar da şey vermiyor yani. Onu bir ışıması farklı. Evet. Tabii bu baskı Hocam olduğu bir de için böyle görünüyor. sorular gelmeye başladı. Zehra Uğur tanıyorsunuz galiba. Entelektüeli Evet. anlat hocam demiş. Entelektüel de burada yok. Bunun Nevizade. Oo, harika. Evet. Yani şimdi böyle bir Nevizade yok. Ama ben böyle bir Nevizade çizdim. Yani bunun böyle bir fotoğrafını bulamazsın. Yani o şurada şu bina, burada bir meyhane bu. Harika. Bir Ama de sonunda diyorum ki bu Nevizade herhalde. şey değil mi hocam? Nevizade'ye gidiyorsunuz zaten, ondan sonra çıkıyor çalışma. Evet. Yani oraya tabii Evet. birkaç akşam gidiyorsun. Ya tabii. Ya bu bir sefer de olmuyor ya. Ya Fakat tabii. şey geliyor. Ya görsün ki ya orayı bir çizeyim yani ben içinden bir çıksın. Bir Birikiyorsun. kurtulayım diyorsunuz. Evet. Yani şey derdi Tarık Dursun. Sanat bir çıbanın patlaması gibidir derdi ya. Yani. Yani bu çıbanı birikir bir şey ürün olarak patlatırsın yani biraz sen de rahatlarsın. İşte çıkarırsan güzel ortaya yazdıysan şiirdir, romandır, karikatürdür, resimdir. O zaman kendini de beğeniyorsun, tamam diyorsun. Ben bir şey başardım. Kaldırıyorum. Tamam hocam. Harika valla. Hocam, bu sene önümüzdeki sezon sizin serginizi açacaktık ama pandemiden dolayı ne yazık ki biraz daha erteleyeceğiz. Heyecanla bekliyorum o günü. Şimdi burada da biraz politik bir şey. İleri demokrasinin şeyi, ruhuna fatiha. Bu dijital gibi değil mi hocam, renklendirmesi? Bu dijital. Evet. Gazete de çıktı o. Hürriyet değil mi? Bu gene o köprünün şeyi, cevap versin. Aa, süper. Buna da bayılıyorum hocam. Hocam, biraz yukarı kaldırırsanız o figürü bir görsünler. İşte olay bu. Boğazın üstünde dengede Evet. durmaya çalışan bir vatandaş. Herkes o tarafa koşarken bu tarafa ayaklarından da kan damlıyor. Evet. Bu da ilk çok sevdiğim karikatür, Türkiye karikatür kitabına giren karikatürüm. Yani bu tip çizgiye ilk başladığım bu devrim. Biri İstanbul, birisi de bu. Bunda ben şeyde Topkapı neresi orası? Gülhane Park.
Gülhane Parkı yaz akşamı konserinden sonra bunu çizdim. Hocam siz Görebilir miyim? yani üretim o zaman şöyle bir şey yaşıyorsunuz, görüyorsunuz ve o hissettiğinizi direkt aktarıyorsunuz kağıda. Ya evet, benim kitabımda Nasrettin Hoca'nın torunları albümünde ben bunu söylüyorum. Yani bir hayat nasıl yaşanır? Çok neşeli de olursunuz, çok kötü günler de geçirirsiniz, çok iyi zamanlarınız da olur. Bir çizgi de böyledir diyorum. Yani köşelerde, kıyılarda gezer, sinirlenir, köşeli çizersin. Efendim, çok keyiflisindir. Yukarıda ay, aşağıda deniz, yuvarlak yuvarlak çizersin. Yani orada şöyle bağlıyorum. Bir çizgi için bir hayat değer mi diye bir soru soruyorum ve evet diyorum. Onun için ben hayatla çizgiyi çok böyle şey yapıyorum. Karıştırıyorum. Yani karikatürden onun için zaman zaman uzaklaşıyorum. Çünkü karikatür ayrı bir sanat yani. Karikatür. Gerçekten insanlar beyinlerini patlatarak espriler buluyorlar. Mesela Fransız karikatürcü Bost'lar, adam bilmiyorum ne kadar tevatür, espri bulamadım diye intihar ediyor. Ama harika bir karikatürcüdür. Bir, Kesinlikle. nikahına beni çağır sevgilim. Biraz yukarıya alabilir miyiz hocam? Size zahmet. Nikahına beni çağır sevgilim çalışması. Burada şey, peçeteyle yazmışlar, istek istemişler. O burada görünmüyor tam. Bunu da neden yaptım? Bakırköy tarafından gelirken dolmuşla sol tarafta müzik holler vardır. O müzik hollerde biliyorsun, isimlerini vermek istemiyorum. Belki yanlış anlarlar. Bu piyanist şantörler. Yani ben 30 herhalde geçerken adamın afişi orada. 30 sene sonra orada geçerken bakıyorum, adamın afişi orada. Yani hala 30 sene efendim bana beni çağır sevgilim diyor. Herkes kopuyor yani. Her gün var, masası var. Yani meşhur. Onun için onlara ithafen, onlara saygıyla. Evet, saygıyla. Kim olduğunu anladık zaten. O forma, yani onların da o disiplinler, sabırlı yönlerini bir şeyle, yani ne derler ona, teşekkür bağlılar. Evet. Çünkü birçok insanı yıllarca eğlendirmek falan, bunlar da öyle kolay şeyler değil yani. Belli bir Devamlı dönem. olarak kurmak, her gece, yani gazete karikatürcülüğünü ben onun için hiç sevmezdim. Her gün gideceksin, her gün bir şey yumurtlamak zorundasın. O gün bir şey yumurtlamazsan yoksun yani. Evet. Bu da siyasi bir şey, otoritenin bağımlılık yaptığına dair. İyiyim böyle. Evet, süper hocam şu an açı. Bu kırmızı başlıklı ev. Kırmızı başlıklı ev. Evet, ve kurtlar da binalar, taş binalar, kuleler, Bu da rezidanslar. iş hayatına gönderme. Bunu bir güzel bir desen, sevdiğim için koydum şimdi buraya. Bu da kadın iş toplantısında. Bu küçük kedi figürlerini koymayı çok seviyorum. Onun için de göstermek istedim. Bu yine kadınlarla ilgili. olay budur hocam, evet. Evet. Kaldırıyorum. Harika. Bu da entel dantel. Çok ağır enteller vardır biliyorsun. Yani yanına yaklaşamazsın. İşte oradan da bir kedi mesela, onun biriktirdiği şeyleri kusar, ne diyorlar bunlara? Saksıları kafasına attı.
Artık o dayanamaz hale gelmiş, öyle Sıkılmış. mi? Süpersiniz hocam ya. Bu sergiyi bir açsak keşke. Canlı canlı 2009'da görünse. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin ödülünü aldım. En iyi basın karikatürü. Bu da dramatik, trajik bir çizim. Evet. Gölgesi, evet. Yok, gölgesi değil, karşı tarafta da subay var. Fakat Ha, espri pardon, şu. arkadan. Tamam. Selamlaşıyorlar yani. Şöyle mi tutayım? İyi mi böyle? Öyle iyi. Evet hocam, şimdi daha net anlaşıldı. Arkadan, evet. Diğeri de gerçekten. Bu Yunus Nadi'de mi hocam şey oldu? Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin basın Tamam. ödülü almış. Kamil 9 tane aldı, biz de 2 tane. Kamil kadar olamıyor. Bu arada Aslı Apar da aramızda hocam. Selamlarını yolluyor da. Teşekkür ederim. Aslı da çok güzel çiziyor. Çok seviyorum ben Aslı'nın çizimlerini. Ve hayat felsefesi yaklaşımı da çok iyi. Beraber olduk. Fransa Kamil yarışmasında. Bilim, evet, çok güzel zaman geçirdik. Aslı'ya selam söylüyorum. Evet, Muhammed'in de bu arada, Bakır'ın da selamı var. O da iyi bir Onda çizim. Aslı'daki festivalde beraber olduk. Tamam mı? Evet, halatın son ipi kalmış artık. Evet, oradan cambazlıkla dengede kalmaya çalışarak geçiyor. Süper hocam. Bu bir desen olduğu için koydum. Bunlar Çamaşır para. yerine paralar mı asılmış hocam? Fakat sonradan benim böyle bir karikatürüm vardı. Burada bir kadın da don asıyordu. Fakat onu buraya koymamışım. Onu da koysaydım bu tam karikatür olacaktı. Tamam mı? Süper. İstanbul değil mi hocam yine o? Bankalar Caddesi. Bankalar Caddesi. Şöyle Evet. biraz bir geniş açı alabilir miyiz hocam? Çok güzel bir karikatür gerçekten. Bunu Harika fotoğraftan yani gerçekten. yani Bankalar Caddesi fotoğrafına bakar. Yani kafamdan bir Bankalar Caddesi uydurmanın da artık bir alemi yok yani. O kadar da değil. Efendim. Bunu çok severim. Bu barışla ilgili. Barış yazıyor. Yani artık çaput bağlanıyor barış için. Yani dilek şeyi gibi, adak ağacı gibi. Orada güvercinler oluşuyor değil mi hocam? Burada güvercinler var. Ağaç güvercinler. Burada karga var. Burada güvercin var. Burada mezarlar var. Bu arada izleyicilere de söyleyelim. Yani evrensel karikatür, yazısız karikatür dediğimiz karikatürün çok güzel örneklerini görüyorsunuz şu an. Gerçekten harika. Ağzımın suyu akıyor hocam. O kadar lezzetli ki. Şimdi biraz evvel söylediğim şey ye geliyoruz tekrar. Yani yazısız karikatürü bütün dünyada herkes anlar, anlayabilir. Evet. Ama yazılı karikatür yerel olmak zorunda. Yani sizin dilinizi bilecek. Gerçi şimdi Google Translate var, problem değil ama biz onları çizerken öyleydi yani. Ama o yine çevirseniz de anlaşılmaz ki hocam. O kültürü çok iyi bilmeniz lazım. Yazılı Evet. karikatür. Yazılı karikatürde mümkün ister istemez lokal olmak zorunda kalırsın. Evet. Yani anlamaları için bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Bir de onun daha da başka bir formatı var. Espriyi yazıda yapıyorsunuz ve altına bir şeyler çiziyorsunuz. Buna Donguş abi çok kızar. Yani onlar derdi fıkrayı resimliyorlar. Yani espri fıkrada ama aşağıda da işte birkaç çizim var gibi. Fakat onun da çok güzelini yapanlar var şimdi. Yani takdir etmek lazım. Çok güldüğüm karikatürcüler var. Evet. Genelde isim vermem ama mesela Umut Sarıkaya çok seviyorum. Yani çok şey buluyorum. Yani zekice buluyorum.
Hani hem yazıları ve anlatmak istediği şeyler var yani. Yani dolu bir arkadaş. Ona da hayır biz onları sevmiyoruz bir şey yapmıyoruz. Tabii canım bu karikatürün bir şeyi hocam. Farklı farklı dilleri var sonuçta. Her türlü yapılabilir resim ya, ama şu var. Yani diyelim ki karikatür yaptın, renkli yaptın ama renk esprinin önüne çıkmayacak. Yani çünkü renk ressamın işi aslında. Renk başka bir dünya. Senin oraya koyacağın renk ancak esprini destekleyecek ve onu kapatmayacak şekilde olacak. Yani bunu becerdikten sonra zaten bunu yapan arkadaşlar da var. Yani az miktarda renkle lekelerle vurgulayarak asıl espriyi getiren çok iyi karakterler var ya. Yani. Bu tabii trajik bir şey. Bu Sivas Madımak şeyiyle ilgili. Bunlar antiller. 1993 2 Temmuz. Bu trajik bir durum. Hocam bu arada işte kötü bir haberim var. 3 dakikamız kaldı. 3 dakikada da hemen hemen bitmiş. En son bir şey var. Onu da göstereceğim herhalde. Tamam. Bu da güzel bir desendir. Hoşuma gittiği için. Geçiyoruz. Bu da gene şey işte tatil deniz yani çelişki az çok bilinen bir şey. Şu an nasıl hissettiğimle ilgili. Bunlar biliyorsunuz şeyde atölyelerde demir atölyelerinde falan şeyler vardı. Bunlara işkence derler. Şimdi yanlardan. Gazete karikatürcülüğü biraz buna benzer. Hani o kadar çok şeye dikkat edersin ki ve böyle bir yani. Onun için onlara hiç biraz yukarıya yani. Kaldırabilir miyiz hocam? Tam bir görünsün. Evet. Çünkü her an tehdit altındasın. Efendim yayın yönetmeni gelir, yazı işleri müdürü gelir, bilmem ne olur. Ajanım şöyle yapsak, böyle yapsak der. Onun için gazete çok zor bir iştir yani. Herkes onunla anlar değil mi hocam bir de? Herkesin fikri vardır. Tabii. En son bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir gazetede çiziyorum. Önce şöyle yarım sayfa koyuyorlardı karikatürümü. Yarım sayfa. Sonra bir şeylerden sinirlendiler yani. Ama ben orada çalışıyorum sigortalı olarak. Şimdi 3 ay ben sadece dersliğe gidip geliyorum, kimse yüzüme bakmıyor. Bir ara şey söylerlerdi. Fotoğraf koyarız ha. Bak pul kadar koyarız senin kalitesini. Yerine pul koyarız gibi. Yani büyük gazetelerde ya da Cumhuriyet'te olmuyordu böyle şeyler bilmiyorum. Böyle bana 3 ay hiçbir şey çizdirmediler. Yani buralara koyuyorlardı, yarım sayfa koyuyorlardı falan filan da. En sonunda da ben bunu çizdim. Öyle şunu mi? Bunu çizdim. Herhalde utanmışlar ki bunu koydular biliyor musun? Şey mi hocam yukarıya mı vuruyor? Bir de altı görebilir miyiz? Tam göremiyorum. Ya şey sayfa sekreterleri bilir. Yazı basar derler. Yazı aşağı doğru basıyor. Yazı böyle bastı. Burada şu kadar iki boş yer bırakmışlar. Yani oraya bir ilan falan kalmış, boş kalmış. Dedim ki oraya ben bir şeyler çizeyim. Bunu çizdim. Benim bunlar koymaz herhalde. Hikaye bu. Hocam harikasınız gerçekten. Son bir dakikamız kaldı. Yine nasıl geçti anlamadım. Yani çok güzel bir karikatür tarihi dedik sizler. Çok güzel. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden yani. Evet hocam. Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Son 50 saniyemiz kaldı. Yani söyledim. Güzel bir serüvendi benim için. Karikatürü severim. Kitap okumayı seviyorum. Gezmeyi seviyorum. Biyolojiyi de seviyorum. Seramiği de sevdim. Ondan sonra kadınları da severim. Efendim elinden geldiği kadar. İşte yani bundan sonra da seramik yapmaya şey yapacağım. Gayret edeceğim. Harika. Genel anlamda hayatı seviyoruz yani hocam değil mi? Hayatı seviyoruz. Evet. Şimdi oturup evden varsa. Çok teşekkür ederim hocam. Saniyeler kaldı. Ağzınıza, emeğinize sağlık, elinize sağlık. Güzel çalışmalarınızı paylaştınız. Çok endişelendim bugün. Gerçekten. Yok hocam.
Nasıl gideceği bilinmiyor ama Çok keyifli oldu hocam. Son 5 saniye. 5 saniye kadar